bilindiği gibi batı kültürünün kökeni uzun yıllar boyunca Yunan Mitolojisi ve Tevrat'a dayandırılmıştır. Ancak Sümerlerin kültürü sahneye çıktığında, Batı dünyasının asıl kaynağının onlarda olduğu anlaşıldı. Sümerlerin etkileri arkeolojik keşifler ve yazılı belgeler aracılığıyla izlendiğinde, mimaride, sanatta, teknolojide, sosyopolitik kurumlarda, bilimde, edebiyatta ve dinlerde çok büyük etkileri olduğu açıkça görüldü. Kazılarda ortaya çıkan tapınaklar, saraylar ve hatta özel evlerin inşaat yön yöntemleri ve tarzları sonraki medeniyetlerin mimarilerini etkilediği görüldü. Sümerlerin kullanmış olduğu kemerler, kubbeler, sütunlar, yuvarlak pencereler, mozaikler, duvar süslemeleri, kabartmalar ve sunaklar gibi tasarım özellikleri Orta Doğu'dan Yunan ve Roma aracılığıyla Batı mimarisine aktarıldığı görüldü. Ayrıca Silindir mühürlerinde bulunan motifler, hayat ağaçları, mitolojik hayvanlar arasındaki savaş sahneleri ve aslan başlı kartallar gibi unsurlar İspanya'dan İsviçre'ye ve Orta Almanya'daki Orta Çağ kiliselerinde farklı süslemelerle tekrar karşımıza çıkmakta. Sümerlilerin uygarlığa en önemli katkıları dillerine göre bir yazı icat etmeleri ve okullar açarak onu istedikleri her konuyu yazacak şekilde geliştirmeleri Hadi gelin bir bakalım Sümerler günümüz inanç sistemlerine neler katmışlar? Sümerlerin tarih sahnesine koyduğu en önemli iki politik miras, M.Ö. 3000'lerde inşa ettikleri şehir beylikleri ve yazılı kanunlardır. Bu şehir beylikleri Hindistan'dan Akdeniz'e kadar uzanan coğrafyada ve Orta Çağ Avrupa'sında şehir krallıklarının öncüleri olarak öne çıkarlar. Bu şehirler özgür insanlardan kölelere, siyasi meclislerden askerlere, saygın kişilerden rahiplere, alıcı satıcılardan çiftçilere, sanatçılardan tüccarlara kadar geniş bir yelpazede yer alan toplulukları barındırır her biri kendi şehrini koruyan tanrısı onu yeryüzünde temsil eden kralı, tapınakları ve surları ile birbirine benzer bir yapıya sahiptir. İkinci büyük mirasları ise yazılı kanunlarıdır. İlk Sümerce yazılı kanun kitabı 3. Ur Hanedanı'nın kurucusu Umammu tarafından kaleme alınmıştır ve bu yeni bir Sümer devrinin başlangıcıdır aynı zamanda. Sümer kanunlarının daha sonraki hukuk sistemlerine ilham kaynağı olduğu açıkça görülmektedir. Alım-satım, borçlanma, kira sözleşmeleri, miras paylaşımı gibi her türlü hukuki işlem İlk kez Sümerliler tarafından yazılı anlaşmalarla düzenlenmeye başlanmıştı. Bugün Sümer tabletlerinde evlilik ve boşanma işlemlerinin bile yasal olarak yazılı bir şekilde belgelendiğini görüyoruz. Ayrıca taşınmaz malların güvence altına alınması için de ilk kez Sümer'de bir kadastro sistemi uygulanmıştır. Sümerliler vergi dengesizliği, zorbalık ve rüşvet gibi olumsuzlukları önlemek amacıyla kadın ve erkeğin eşit işe eşit ücret almasını sağlamak için önemli reformları gerçekleştiren öncülerden biriydi. Bunun yanı sıra bilim alanında attıkları temeller de asla göz ardı edilemez. Her ne kadar bugün bilim olarak görmesek de o yıllarda gökyüzünü detaylı bir şekilde incelediler, ayın hareketini kullanarak seneyi 30'ar günlük 12 aya böldüler ve güneş sistemine dayalı olarak her yıl eklenen 10 günü toplayarak 3 yılda bir seneyi 13 aya dönüştürdüler. Ayrıca ayları haftalara böldüler ve hafta içinde bir günde dinlenmeye ayırdılar. Sümerlilerin bu takvim sistemi Araplar arasında hala kullanılmakta. Bu nedenle her yıl ayların başlangıcı 10 gün öne kayar ve ay zamanları sürekli değişir. Sümerliler ayrıca burçları da ilk kez saptayanlar arasındaydı. Akrep, terazi, boğa, ikizler gibi burçlar adlarını Sümerce'den almışlardı. Onlar gökyüzündeki tüm olayların yazılı olduğuna inanıyorlardı ve bu inançla astronomi ve astrolojinin temellerini atmışlardı. Matematikte onlu ve altılı sistemleri kullanmışlardı. Günümüzde hala saat, dakika ve daire ölçümlerinde altılı sistem kullanılmaktı. Matematik öğrenimi okullarda çarpım tablolarını ve çeşitli problemlerin çözümünü içeriyordu. Ayrıca Pisagor teoremi gibi önemli matematiksel kavramların Sümer tabletlerinde bulunduğunu belirtmekte de fayda var. Yani cebirin kökeni de Sümerlilere dayanıyor. Dönemine göre tıp alanında da oldukça ileriydiler. Hastalıkları gözlemleyip insanlara yardımcı olacak ilaçlar geliştirmiş ve çeşitli ilaç reçeteleri yazmışlardı. O dönem için bunlar oldukça etkileyici olaylar. Binlerce tabletin arasında tabii ki en değerlileri edebi eserler. Bu eserler Sümerlerin hayal gücünü, dünya ve evren anlayışını, sosyal düzenlerini ve dini inançlarını yansıtmakta. Bu eserler sayesinde Sümer hakkında oldukça kapsamlı bilgiye sahip olabiliyoruz. Sümer dini çok tanrılı bir inanç sistemine dayanıyordu. Bu inanç sistemi dünyadaki, evrendeki ve doğadaki her nesnenin bir tanrısının olduğunu kabul ediyordu. Bu tanrılar insan benzeri bir görünümde ancak insan üstü güçlere sahip ölümsüz varlıklardı. Tanrıların insanlar gibi aileleri bulunurdu çocukları ve eşleri vardı. Bu tanrı aileleri bir baş tanrı veya kral tanrı olarak adlandırılan bir önderin altında toplanmıştı. Tanrılar da insanlar gibi duygusal tepkiler gösterirlerdi. Sevgi, öfke, kıskançlık gibi duygular yaşarlardı. Ayrıca onlar da hastalanabilir, yaralanabilir ve hatta kötülük yapabilirlerdi. Yer, gök, hava ve su tanrıları yaratıcı rolleri üstlenirken diğerleri yönetici ve koruyucu tanrılardı. Her şehrin kendi koruyucu uyucu tanrısı vardı ve bu tanrı şehrinin refahından sorumlu tutulurdu. Bu tanrının gücü şehrinin durumuna bağlı olarak değişirdi. Şehir iyi bir durumdaysa tanrıya daha fazla saygı gösterilir ancak şehrin kötü gittiği durumlarda Tanrı'dan uzaklaşılırdı. Bu koruyucu Tanrılar sadece kendi şehirlerinde değil aynı zamanda diğer şehirlerde de tapılan Tanrılardı. Tanrılar arası görevler evrenin yönetimini paylaşmışlardı ve Sümerliler bu tanrıların sayısının 1500'e kadar ulaştığını kaydetmişlerdi ki bu da onların ne kadar çok tanrı yarattığını gösteriyor. Sümerlilerin tanrıları insan şeklinde düşünmesi bu tanrıların evren ve doğa tanrıları olarak kabul edilmesi ve bu tanrıları uyumlu bir sistem içine yerleştirmesi onların ruhsal ve zihinsel başarılarının önemli bir parçasıdır. Bu tanrılar sadece evrenin değil, aynı zamanda insanların yaşamının da bir parçasıydı. Örneğin, sürekli hareket halinde olan Güneş tanrısı Utu, her şeyi gözler, adaleti korur, insanlara yardım eder ve gökyüzünde sürekli dolaşan bir tanrı olarak kabul edilirdi. Bilgelik ve su tanrısı Enki, insanların ve büyücülerin koruyucusu olarak bilinirdi. Venisi yıldızını temsil eden Tanrıça İnanna ise aşıkların ve savaşçıların koruyucusu olarak kabul edilirdi. Sümerliler bu tanrılar dünyası etrafında birçok efsane geliştirmiş, şiirler yazmış, ilahiler bestelemiş, ritüeller düzenlemiş ve tüm bunları yazılı hale getirerek gelecek nesillere aktarmışlardı. Bu çok tanrılı dinin zaman içinde tek tanrılı inançlara evrildiğini ve günümüz dinlerinin de temellerini attığını görüyoruz. Tabii bir noktayı belirtmeden geçemeyeceğim. Bilhassa İslam inancında Adem'den itibaren gelen dinin İslam olduğu, insanların bunu bozduğu, bu yüzden geçmiş mitolojilerin ya da dinlerin birçok benzerlik taşımasının oldukça normal olduğu dile getirilmekte. Lakin burada bir notu da tarih bilimi açısından belirtmek gerekir. Eğer bu sav geçerli olacaksa dünyada yer alan tüm dinler ve tüm mitolojilerde benzer savların yer almasını bekleriz. Ancak böyle bir durumu net olarak gözlemleyemiyoruz. Daha çok Orta Doğu bölgesinde bu benzerlikler yer alıyor. Bununla birlikte İmam Rabbani gibi İslam alimlerinin bilhassa Hindistan gibi bölgeler için yaptığı açıklamalar mevcut. Tarih bilimi açısından baktığımızda tek tanrılı inançlara geçiş sürecinde diğer tanrıların tamamen yok olmadığını, bir şekilde melekler, şeytanlar veya cinler gibi varlıklar olarak diğer dinlere aktarıldığını görüyoruz. Peki İbrahim'i dinler ile Sümer dini arasında paylaşılan ortak noktalar neler? Bir videoda özetleyemeyiz ama devamını da çekeriz. Öncelikle Tanrı'nın yaratıcı ve yıkıcı gücünü olan inanç, Tanrı korkusu, Tanrı tarafından yapılan yargılama, ritüeller, dualar ve tütsülerle Tanrı'nın memnun edilmesi, iyi ahlak, dürüstlük, adalet, saygı ve temizlik gibi değerler bunlar arasında sayılabilir ki normaldir beklenir. Aslında bunların tanrısal merkez taşıyan her inançta olmasını zaten bekleriz dediğim gibi. Mesela temizlik Sümer toplumunda büyük bir öneme sahiptir ve tapınaklara gidenler, ibadet edenler ve kurban kesenlerin vücutlarının kati suretle temiz olması gerekir. Düşmanlarının yıktığı şehirler için yazılan ağıtlarda Sümerlilerin temizliklerini kaybetmeleri ve görünüşlerinin değişmesi gibi bir temanın yer aldığını görür. Ayrıca Sümer atı sözlerinden biri olan yıkanmamış elle yemek yenmez de temizlik konusundaki hassasiyetlerini yansıtır bize. Sümer tanrıları arzularını insanlara dile getirmezler ama hoşlanmadıkları işleri yapanlara ceza vermekten de çekinmezler. Diğer inançlarda ise Tanrı isteklerini belirli kişilere iletir ve insanlar da onun buyruklarına uyarlar. Bu tür iletileri alanlara Farsça'da peygamber, Arapça'da resul diyoruz. İlginçtir ki peygamberlik kavramı Asurlulardan Yahudilere sıçramıştır. Eski çivi yazılı metinlere göre bu düşünce Asur ve Filistin'deki siyasi ve ekonomik sarsıntılarla başlamış. Asur'da Tanrı tarafından bir insan aracılığıyla ile iletilen haberler tabletler üzerine yazılmıştır. Sümerlilere göre Tanrılar şehirleri ve tüm kültürel mirası yaratmış ve insanlara bahşetmiştir. Bu düşünceyi Kur'an'da da benzer şekilde buluruz. Araf suresi 26. ayette şöyle denir. Ey Adem oğulları, size çirkin yerlerinizi örtecek giysi, süslü elbise indirdik. Takba elbisesi daha hayırlıdır. Nahi suresi 81. ayette ise şu ifadeler yer alır. Allah yarattıklarından sizin için gölgeler yarattı. Dağlarda sizi koruyacak barınaklar inşa etti ve sıcaktan koruyacak elbiseler, savaşta sizi koruyacak zırhlar yarattı. Yasin suresi ayet 42'de ise şöyle denir. Gemilerin benzerlerini, üzerinde yolculuk yapacakları ve ileride binmeye hazır olacakları şeyleri biz yarattık. Bu üç ayette Allah hem birinci şahıs olarak konuşur hem de üçüncü şahıs olarak anılır. Ancak her şeyi veren odur bu sabit. İbrahimi dinlerde tanrıların yaratıcı güçlerinin yanı sıra yok edici güçlere sahip olduğu da vurgulanır. Benzer bir durumu Sümer mitolojisinde de görüyoruz. Tanrı Enlil tanrılar meclisinde bir şehrin yıkılmasına karar vermiştir mesela. Şehrin tanrısı bu duruma ne kadar üzülse de elinden bir şey gelmez. Gelen ordular tanrının dünyadaki araçlarıdır. Kur'an'da da Enfal suresi 17. ayette savaşta siz onları öldürmediniz, Allah öldürdü. Attığın zaman sen atmadın, Allah attı der. Bu benzerlikler Tanrı'nın evreni ve insanları yönlendirmesi konusundaki ortak temaları yansıtır. Tevrat'ta da sık sık Yahve'nin insanlara öfkelendiği ve bu nedenle yıkıcı felaketler gönderdiği, seçtiği komşu milletleri İsrail'e saldırttığı belirtilir. Benzer şekilde Sümer mitolojisinde de tanrıların öfkelendiğinde kendi ülkeleri dahil her şeyi tahrip edebileceği anlatılır. Sümer tanrılarının önde geleni olan Tanrı Enlil, örneğin Akat krallarının eylemlerine öfkelenir ve bu nedenle gözlerini dağlara çevirir. Dağlardan barbar ve vahşi gutileri çekirge sürüleri gibi çağırarak Agade şehrini ve neredeyse tüm Sümer'i yıkıp geçir. İslam'ın kutsal metni Kur'an'da da Benzer şekilde Allah'ın farklı milletleri nasıl cezalandırdığı anlatılır. Örneğin Hac suresinde Allah çeşitli milletleri ve toplulukları nasıl yıktığını açıklar. Furkan, Ankebut ve Fussilet surelileri de bu tür örnekler içerir. Sümer'de krallara sahip olduğu muhteşem saraylar gibi tanrılarında tanrı evleri olarak adlandırılan İhtişamlı tapınakları vardı. Bu tapınaklar tanrıları insanlara yaklaştırdığına inanılan merdivenli kulelerle birlikte inşa edilirdi. Zaman içinde bu yapılar Orta Doğu'da sinagoglara, kiliselere ve camilere dönüştü. Böylece insanların ibadet ettiği kutsal mekanlar haline geldi. Sümer'deki tanrı evi terimi Kur'an'a Allah'ın mescitleri olarak geçtiği düşünülür. Sümerce'de Egal olarak ifade edilen mabet veya saray kelimesi Tevrat'ta Hegal olarak yer alır. Ayrıca Hilal'in Sümer Ay Tanrısı'nın sembolü olduğu birçok yabancı kaynakta da belirtilir. İslam dinine sembol olarak buradan geçtiği uzmanlar tarafından düşünülmektedir. Benzer şekilde halifeler ve papa kavramları da bu inanç sistemleri içinde benzerlik gösterir. Sümer kralları tanrıların yeryüzündeki temsilcileri olarak kabul edilirdi ve bu inanç Orta Doğu'da uzun yıllar boyunca devam etti. Biliyorsunuz Osmanlı padişahları da zillullahu fil arz yani Allah'ın yeryüzündeki gölgesi sıfatını çok kullanırlar. Birçok tarihçiye göre Sümer kanunları Babil kralı Hammurabi'nin hazırladığı kanunlara temel oluşturmuş. Bu kanunlarda Musa'nın ve Yahudi kanunlarının temellerini atmış, sonrasında İslam kanunu yani şeriatı etkilemiştir. Hammurabi'nin güneş tanrısından ilham aldığı kanunları yazması, Musa'nın Tanrı'dan aldığı kanunları yazmasına bir örnek olarak gösterilir. İlginç olan, İslam hukukunun Arapların Irak topraklarını ele geçirmesinden sonra kurallarla şekillenmiş, kurumsallaşmış olmasıdır. Sümer ve Babil hukuki geleneklerinden gelen sözler İbrani kanunu Kalmut'ta da fazlasıyla yer bulur. Musa'nın kanunlarında yer alan anaya babaya saygı, kimseyi öldürmeme, zina yapmama, çalmama, yalan tanıklık yapmama, komşunun karısına ve malına göz dikmeme gibi kurallar Sümer kanunlarında da birebir aynı şekilde bulunur. Kanun tabletleri ne kadar hasarlı olursa olsun bu benzerlikler çok açık. Bu benzerlikler arasında uzmanlar İbrahim peygamberi karısı ile cariyesi arasındaki olayı en büyük Örnek olarak gösterirler. Hikayeye Google'dan bakabilirsiniz. Sümer kanunlarına göre de kısır bir kadının kocasına verdiği cariyesi çocuk doğurduğunda hanımına karşı üstünlük iddia edemez. Böyle bir davranış sergilerse cezalandırılır. Neyse biz hikayeyi de anlatalım. Tevrat ve Kur'an'da da Şöyle anlatılıyor, İbrahim peygamberin kısır olan karı Sare, cariyesi Hacer'i çocuk sahibi olması için kocasına veriyor. Ancak cariye çocuk doğurduktan sonra kendini üstün görmeye başlıyor ve bu nedenle oğlu İsmail ile çöle gönderiliyorlar. Bu olay farklı kültürlerde benzer hukuki prensiplerin bulunduğunu da bize gösteriyor. Arap toplumunda zina yapan kadınların taşlanma cezası Tevrat'ta yer almasına rağmen Kur'an'da bahsedilmez ancak taşlanma cezası Sümerlerin eski dönemlerine kadar uzanır. M.Ö. önce 2200'lerde Lagash kralı Urukagina'nın gerçekleştirdiği sosyal reform metninde kadınlar iki koca alarak kötü bir davranış sergilerlerse taşlanacakları belirtildi. Ancak tablette taşlanma kelimesi Açıkça yer almaz. Bu sonuca diğer ek açıklamalarla ulaşılır. Sümer kanunları bekarete de büyük önem verir. Tabletlerin çoğu hasarlı olsa da okunabilen iki madde bu prensibi destekler. Bir maddede zorla bekareti bozulan bir köleye 5 şeker yani tahmini 40 gram kadar gümüş ödenmesi gerektiği belirtilir. Diğer maddede ise dul bir kadın kocasından boşandığında bakire olarak evlenen kadının alacağı tazminatın yarısını alabilir. Tevrat'ta evlenen bir kızın bakire olmadığı tespit edilirse taşlanarak öldürülmesi gerektiği ifade edilir. Ancak Kur'an'da bekaretle ilgili bir hüküm bulunmaz. Sümer toplumunda tecavüz suç olarak kabul edilirdi. Ancak bu suçun günümüzde hala devam eden çağ dışı sonuçları vardı. Bir Sümer efsanesine göre hür bir adamın kızı yolda tecavüze uğrarsa anne ve babası onun sokakta olduğunu bilmezse kız bu durumu ailesine bildirirse anne ve baba onu tecavüz eden erkekle evlendirecektir şeklinde bir hüküm bulunur. Bu tecavüzün ciddi sonuçlarını yansıtan tarihi bir kayıttır. Sümer mitolojisinde de tecavüzün konu edildiği öyküler vardır. Örneğin Tanrı Enlil, Tanrılar Meclisi'nde lider konumundayken karısını aldatarak zorla tecavüz ettiği için yeraltı dünyasına sürülmüştür. Benzer şekilde Sümer Tanrıları'nın ana adlarına ek olarak niteliklerine göre değişen diğer adları bulunur. Babilliler bu adlardan ellisini yeni oluşturdukları Tanrı Marduk'a vererek tek Tanrı düşüncesine doğru bir adım atmışlardır. İslam dininde Allah'a atfedilen 99 isim bu geleneğin bir devamı gibi görünmektedir. Bu isimler Allah'ın farklı niteliklerini ve özelliklerini yansıtır. Sümerlilere göre ölüler karanlık ve dönüşü olmayan bir yeraltı dünyası olan hura giderler. Bu kavram Tevrat'ta Şeol, Yunan mitolojisinde Hades, İncil'de cehennem, İslam'da ahiret gibi farklı inanç sistemlerinde de devam etti. Sümer inanışına göre ölüler bu yeraltı dünyasında tekrar dirilmeyeceklerdi. Ancak burası tanrılar, rahipler ve ölenlerin gölgeleriyle dolu hareketli bir mekandı. Özel durumlarda bu gölgeler yer altından yeryüzüne çıkabilirdi. Örneğin Gılgamış'ın çağrısı üzerine arkadaşı Enkudu'nun gölgesi çıkarak iki arkadaş arasında bir diyalog yaşanmıştı efsanede. Tevrat'ta da Kral Saul'un isteği üzerine Samuel'in gölgesinin yer altından çıktığı anlatılır. Ayrıca Sümer inanışına göre yer altındaki ölülerin ruhları için yiyecek ve kurbanlar sunulmazsa bu ruhlar insanlara rahatsızlık verme eğilimindedir. Ölenlerin ardından aşırı yas tutmakta ölüleri rahatsız eder. İslam inanışında da bu tür aşırı yaz olumsuz karşılanır. Yahudilik Pers etkisiyle Babil tutsaklığı sonrasında Zerdüş dininden de etkilenmiştir. Bu etkiyle ölülerin tekrar dirileceği cennet, cehennem ve sırat köprüsü gibi kavramlar Yahudi inançlarında yer almıştır. Kur'an'da sırat köprüsünden bahsedilmez ancak daha sonraki hadislerde bu kavram İslam inanışında yer bulmuştur. İslam hadislerinin yani Muhammed'in söylediği söylenen sözlerin içerisinde Yahudi ve Hristiyan kaynaklarına dayanan birçok söz vardır ki bu tür bilgilere İsrailiyat adı verilir. Bu konu şu anki tartışma konumuz değil ancak farklı dinler arasındaki etkileşimi ve benzerlikleri gösteren önemli bir noktadır. Sümerliler kadınları tarlaya benzetmişlerdir ve bu benzetme hem Tevrat'ta hem de Kur'an'da yer almaktadır. Sümer inançlarına göre dünyadaki her olay ve tanrıların istekleri gökte yıldızlarla yazılıydı. Benzer bir inanç olan levh-i mahfuz kavramı İslam inanışında da yer alır. Sümerler için 7 sayısı son derece önemliydi. 7 günün tamamlanması, 7 dağın aşılması, 7 ışığın, 7 ağacın veya 7 kapının anlam yüklü olduğu inanışları var. Aynı şekilde Tevrat ve Kur'an'da da 7 sayısı sıkça karşımıza çıkar. İslam'a göre cennetin yedi kapısı bulunurken Sümer inançlarına göre yeraltı dünyasının da yedi kapısı olduğuna inanılırdı. Sümer yazarları ve ilahiyatçılarına göre her insanın ve ailenin kişisel bir tanrısı veya koruyucu bir meleği vardı. Bu inanç Kur'an'da da yansımalarını bulur. Kaf suresi ayet 17 ve 18'de hiç kimse yoktur ki onun üzerinde bir koruyucusu ve denetleyicisi bulunmasın şeklinde ifade edilir ki bu da Sümerlerin bireylerin özel tanrılarını koruyucu olarak görmelerine benzer. Tevrat'taki ilahiler, atasözleri ve deyimlerin Sümerlerden türetildiği de çok net olarak görülüyor. Örneğin Sümer atasözleri tufan kahramanı Zilusudra'nın babası Şurupbak tarafından söylenirken Tevrat'ta aynı tarzda Atasözlerinin Süleyman'a babası Davut tarafından söylendiği belirtilir. Kur'an'da ise Lokman tarafından adı geçmeyen bir oğluna öğüt verildiği anlatılır. Lokman'ın kimliği hakkında da çeşitli görüşler vardır. Bazıları onun bir peygamber olduğunu savunurken, bazıları ise Tanrı tarafından uzun bir ömür verilmiş dindar bir kişi olduğunu iddia eder. Onun yaşamı boyunca bilgeliğinin arttığına inanılır ve aynı zamanda adının Sümercede Ziusudra ile benzerlik taşıdığına da dikkat çekilir. Bu Arami edebiyatında Ahikar ve Bizans'ta Planudes olarak farklı şekillerde ortaya çıkar. Ancak hepsi Ziusudra figürüne dayanır. Sümerlerde rüyalar tanrısal iletiler olarak kabul edilirdi ve bu tür rüyaların etkisi Tevrat ve Kur'an'da da görülebilir. Özellikle Yusuf'un rüyası dikkat çeker. Yusuf rüyasında tarlayı sürerken diğer demetlerin kendi demetine eğildiğini görür ve bu rüya sonucunda kardeşleri onun kral olacağını düşünerek ona kıskançlıkla bakarlar. Sümer kralı Urzabahan'ın yanında çalışan Sargon'da gördüğü bir rüyayı krala aktardığında kral Sargon'un kendi yerine kral olabileceği korkusuyla onu öldürmeye karar verir. Bu örnekler rüyaların Sümer kültüründen diğer inanç sistemlerine nasıl geçtiğini göstermekte. Aslında Orta Doğu mitolojisinde yer alan birçok kültür ve inancın görüyoruz ki kökenleri Sümer ve bölge halklarına dayanıyor. Bir sonraki videomuzda yine Sümer ve günümüz dinleri arasındaki benzerlikleri incelemeye devam edeceğiz. Siz videoyu beğendiyseniz lütfen butona basmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.